Mehmet Teskan, 19 Mayıs 2023, HalkTV.com.tr Doğmamış çocuğun kaderi senin elinde. Önümüzdeki bir hafta boyunca iktidar kanadı diyecek ki 28 Mayıs seçimin ikinci turu. İlk turda %49.2 aldık, üzerine 0.8 daha koyarsanız bu iş biter. Muhalefet kanadı da diyecek ki ilk turu unutun bu yeni bir seçim. Hatta seçim değil, referandum. Nasıl bir ülkede, nasıl bir rejimde yaşamak istediğinizi oylayacaksınız. Ben de bu görüşteyim. Çünkü mesele Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı meselesi değil. Nedir o zaman? Mesele otokrasi mi, demokrasi mi meselesi. Mesele tek adam yönetimi mi, ortak akılla yönetilmek mi? Mesele özgürlük mü, istibdat rejimi mi? Mesele kadınların birey olarak görüleceği, eşya olarak eve mi kapatılacağı meselesi. Meclis açılmadan, daha mazbatalarını almadan Hüdapar yani eski Hizbullahçılar niyetini açıkladı. Erbakan'ın partisi de aynı görüşte. Meclis açılır açılmaz ilk ele alacakları konu 6284 sayılı yasayı değiştirmek olacak. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak tarikatları kesmedi. Kadınlara bazı güvenceler getiren yasayı da kaldırmak istiyorlar. Muhafazakar mahallenin genç kızları, muhafazakar mahallenin genç anneleri, muhafazakar mahallenin çalışan kadınları, muhafazakar mahallenin ev kadınları, muhafazakar mahallenin üniversitede okuyanları 40 kere düşünmeli. Eve dönmeyi, eve tıkılmayı, erkeklerin boyunduruğu altına girmeyi, varlık nedenlerinin çocuk doğurmak ve bakmakla sınırlı olmasını kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar mı? Mesele bu. 28 Mayıs'ta aslında bunu oylayacağız nasıl bir Türkiye istediğimize karar vereceğiz. İçine kapalı, yoksul, kaderci bir Orta Doğu ülkesi mi olacağız yoksa Batı standartlarında demokrasiye yolculuk yapan bir Türkiye mi? Erkek egemen bir toplum mu? Erkek ve kadının eşit olduğu bir ülke mi? Ekonomiyi bırakın bir kenara, o bahis geçti. Enflasyon yüzde yüzde vurur, bir süre sonra yüzde onlara iner, yüzde beşleri de görür. Alım gücümüz bugün azdır, yarın artar ama Mütasıp, gerici, tarikatçı zihniyet yerleşti mi kolay kolay gitmez. Komşulara bakın çok örnek var. 28 Mayıs'ta Türkiye'nin 5 yılını değil aslında 20 yılını, 30 yılını, belki de 50 yılını oylayacağız. Karar verecek olan bizleriz. Yapmamız gereken tek şey sandığa gitmek. Bizler çocuklarımıza nasıl bir Türkiye bırakmak istiyoruz, düşüneceğiz, taşınacağız, karar verip sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Gençler nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyor? Düşünecekler, taşınacaklar, karar verip sandığa gidip oylarını kullanacaklar. Bana ne ya kim yönetirse yönetsin deme seçimi değil. Bana ne ya siyasetle ilgilenmiyorum deme dönemi değil. Çünkü sadece kendin, ailen, yaşantın, beklentilerin için değil, gelecek kuşaklar için de oy vereceksin. Doğmamış çocuğun da kaderi senin elinde iyi düşün. Mehmet Tezkan